Şimdi ordunun sayısı az diyorsun. Biz şu ana kadar neyi konuştuk? Bu işi örgütleyen kadrolar, bu işi belli konularda muhalefet eden kadrolar, hükümetler, ama bir de halk var. Yani o siperlere giren, erzak taşıyan, mermi taşıyan filan. Evet, orada da halk. Yani Yakup Kadri falan okursan o kadar da böyle biraz da yaka sikmiş bir halk var. Heh, tam ona yani geleceğim. Çünkü abi bu doğal bir adam. Şimdi sen diyorsun ki orduda. Savaştan bitap düşen halk diye başlayan Halide Edip'in sözleri var mesela. Ankaralı kadınlar diyor. Şimdi ilk başta şöyle bir şey var. Şimdi herkes Kurtuluş Savaşı istiyor da herkes bölgesini önemsiyor. Buna Kazım Karabekir'e dahil. Yani adam Doğu Anadolu'daysa orada Ermenistan'a toprak vermek istiyor. Çünkü tabii. Erzurum'da bir sürü iş olmuş yani Dünya Savaşı sırasında. Ya da karşı tarafında bir sürü iş olmuş falan filan. Batı cephesinde aynı şekilde İzmir'i kurtarma derdi var. Ama bir milli dava falan yok. Çünkü ne milli olacak zaten? Ve Ankara'da meclis kurulurken oradaki kadınlar diyor Halide Edip'e. Ankara'yı ne kurtaracağız diyor. Ankara'nın yarısı zaten Galiçya'da mı öldü diyor, Yemen'de mi öldü diyor, o şeyde var. Yani Ankara önce diyor Ankara'yı kurtaralım diye, memleketi kurtaracağız diyor. Öyle de bir, çünkü haklı yani bu. Onu... Savaştan bitap düşmüş halk kendi derdine düşmüştür. Senin ifadelerin. Bunu en güzel Ankaralı kadınların Halide Edip'e. Fakat niçin Ankara'da İstanbul İngilizlerin elindedir diye ümitsiz bir savaşa giriştik? Biz onları yenip dışarı atabilir miyiz? Ankara'nın yarısı Çanakkale'de şehit oldu. Ne faydasını gördük? Yani. Şimdi yani şöyle bakmıyor yani. Yani Çanakkale geçilemez. O bizim tarihimizin yazdığımız bir noktada şey. Da bakıyor ki o savaşı benimsedi. Ama sen anlatacaksın Ankara'daki bunu. Halk açısından Çanakkale çok uzak bir yer. Ve Ankara'daki Çanakkale şehit düşmesi boş yer diyor. Bize ne yararı bir oldu Osmanlı diyor. Askeri Malezya'ya mı esir düşüyor? Malezya'ya mı ne götürüyorlar? Bu bakın bir hakikaten o dönemin köylerini anlamak için çok şey. Yani köyde yaşamış birinin mantalitesini. Emmanuel Leroy Ladurin'in Montaigne kitabına da bakın. Bak 13. yüzyıl gibi zaten 19. yüzyıl başı Ankara'sı. Adam esir düşüyor. Hindistan'ın da ötelerinde böyle Siyam bölgelerine bir yere gidiyor. Şimdi ismini unuttum. Orada bir dağ var, o köyünü o dağın arkasında zannediyormuş. Hakikaten öyle anlıyor bu insanların büyük bir çoğunluğu. Yani adam Çanakkale ile Londra arasında ya o dönem... Ya ne diyorum işte adam şeye Kars'a gidecek. Subay Kayseri'den sorduğunu ya milletvekili meclisine adam vekil seçilmiş yürüyerek gelen var ya. Kars'ta seçilmiş. Yani Kayseri bir oraları yürüyerek gidiyor yani. Ya da şose yol var bir yerde şey bulamıyor. Büyük kısmını yürüyor. İşte eşek bulacaklar bir tane de bir köyün eşeğini alıyor. Adam eşeğin yanında adam da gidiyor bunlarla ki eşeğe geri gelebilsin falan. Bir tane eşek bile problem. Ya meclise seçilen insanların yürüyerek gelen var Ankara'daki. Hayır, meşhur şey yok mudur ya? İşte gidecekler araca benzin bulma meselesi. Hayır tabii şey Mazhar Mühid Akansu. Evet. Ya o bir de ya bu ülkenin paşaları yanında kurma heyetiyle dolaşan paşası tamam istifa etmiş ama ve Kazım Karabekir 3 bidon benzin yolluyor da işte lastik lazım onu da oradaki Merzifon'daki Amerikan kolejinin müdüresinden alıyorlar. Benzin buluyorlar, gidiyorlar ve o nokta o yolculuk, o Kayseri'de duruşları işte Hacı Bektaş duruşları falan bayağı bildiğin Marco Polo gibi dolaşıyorlar. Yani Anadolu 1900'lerin başında hakikaten taklamakan çölü gibi, yani abarttım biraz ama öyle demir ağlarla falan öldük diye boşuna demiyorlar. Çünkü demir ağlarla öldüğünde 1930-1950'de adam demir ağlarla ölmüş. Sen niye 83 sene sonra övünüyorsun ondan? Onun övünmesi çok haklı bir övünme. Tabii yani... tabii. Ya işte bu Şevket Süreyya da falan anlatıyor. O 80. sayfalara doğru var. Adama soruyor diyor. Yani senin peygamberini Enver Paşa diyor. Bilmiyor. Onu bile bilmiyor. Cami bile yoktu köylerde diyor. Yani Şevket Süreyya'nın anlattı o. Dinle ilgili en basit kanun, Mekke'de ilgili en basit kanun. Gene bir başka Kemal Tahir romanlarında falan evet, vardır. O evet. Yalan değil. Gene sanırım Yaşar Kemal'in yaptığı röportajlardan biri de 1960'lı 70'li yıllardı. Ya belki 50'lerin sonudur. Hala Abdülhamit Tahtazane'den falan var. Yani oralardan biz buralara geldik. Dolayısıyla o dönem o Anadolu'nun yokluğu. O yüzden de şey gibi bir yalan var. O Anadolu çok verimlidir diyorlar ya. Lütfen bunu bir uzmanı gelsin anlatsın. Ben tarihçi olarak seziyorum. Ama yani bilim adamı olarak tam onu anlatamayacağım. Hani bir tarım cenneti gibi anlatılıyor ya. Öyle bir şey yok abi. Bozkırlarda zaten orası. Bozkır her yeri yani. O da işte onun reddi gibi herhalde övünülmüş. Çünkü ülke kurduğunda yarısı dışı, yani çöken bir imparatorluktan gelmiş. Yeni şey benimsesinler diye. Burası tarım cenneti falan değil. Yani o İç Anadolu, Doğu Anadolu. Bir de şey... araya gitmeden önce konuştuğumuz konu var işte halkın savaştan bitap düşmesi üzerine askere yönelik işte o öfkesi mesela Sabahattin Selek Sabahattin Selek'in yazdığı bir ordunun halkına bu derece sevimsiz göründüğü pek nadirdir.
Ama bu arada Sabahattin Selin'in kitabını da tavsiye ederim. Hakikaten özellikle Anadolu İhtilali kitabı askeri açıdan falan... Bu durumu bizzat milli mücadele içinde İnönü'de dile getirmiştir. Hatıralarında belirttiği gibi İnönü savaşları sırasında Bursa'dan geriye dönen bir kafileyi durdurarak subayları bir tarafa çeker ve onlara şöyle der. İçinde bulunduğumuz vaziyeti bilesiniz. Padişah düşmanınızdır. Yedi düvel düşmanınızdır. Bana bakın, kimse işitmesin. Millet düşmanınızdır. Hı-hı. Dikkat edin diyor. Yani siz millete düşmansınız anlamında söylemiyor. Yani millet ve buradaki psikolojiyi değiştireceksin. Hı-hı. Motive edeceksin. Hı-hı. Silahlanacak. Savaşacak. Erzak taşıyacak. Bu bütün savaşlar da biraz böyledir. Yani bugünden bakınca şöyle... Tabii çok büyük bir şey başarılmış. Tabii. Zaten işte... Çok yorgun ve yılgın bir milletin örgütlenip mücadeleye katılması. Ama bir de yorgun, yılgın ve zaten verimli olmayan bayağı Osmanlı'nın ihmal edilmiş topraklarında. Bir de. Çıkmış. Yani Allah aşkına Çorum'a bir tane işte saat kulesi var, ona bile seviniyorlar yani, anlatabildim mi? Çok Balkanlar gibi değil. Osmanlı değil. Balkanlar'da kurulmuş. Balkanlar tabii. Daha verimli, ovaları var, batıya daha yakın. Ve şeyde yani 1920'lerde 30'larda geçen ve Anadolu'yu anlatan hatıratlara bakarlarsa çok vahim. Çünkü burası bir steptir. Bozkır'ın devamıdır ve bozkır coğrafyaları, şimdi tarihçiler de çok bilmiyor coğrafya, halk hiç bilmiyor. Bozkır coğrafyaları tarımsal artı ürünleri çok olan yerler değildir. Ancak ticaret falan olursa ya da üretim olursa başka sanayi, mesela İslam dünyasına da baktığında İran da öyle. Buralardaki şehirler vardır ama tarımsal artı ürün yoktur. O yüzden de bir aristokrasi gelişmemiştir. Marshall Aslan'ın Venture of İslam'da, İslam'ın serüveninde, İslam'daki yani İslam dünyasında Avrupa'daki niye feodalite yok argümanlarından biri de odur. Tarımsal artı ürün o kadar yok ki. Çok fazla yok. Her taraf step. Buralarda fazla böyle Fransa gibi değil. Nüfus da çok olmaz. Hiçbir zaman unutmayalım. Osmanlı nüfusu hiçbir zaman 20 milyona geçmedi. 1789 yılında Fransa'nın 25 milyon nüfusu vardı. Osmanlı toprakları öyle kocaman kocaman gözükür. Şu harita okumayı lütfen öğrenelim. 1927 bile 13 milyon kişi yaşıyor. Bunun hepsi fakirlikten değil. Topraklar verimli değil. Bu kadar basit yani. Yani mesela Hun devletine de bakın, kocaman gözükür ya. Evet. Tabii de oralar step yani. Orada böyle yani şey gibi. Her yeri insan dolu değil Çin'dekinin yani. Onda biri adam yaşıyor. Bu da güç de olabilir yani ama hani doğru okusunlardı. Yani bu kötü bir şey olmak zorunda değil. 1920'de kötü. Niye kötü? Artık fabrika milletler oluşmuş. Yani asker olacak, fabrika olacak, işçi olacak. Tabii. Zaten en büyük şey de işte orada, zaten Türkiye'nin problemleri orada başladı. 13 milyonluk millet 90 milyon oldu 100 senede. 6 katını arttı. Bununla mücadele etmek çok zor bir şeydir. Çok zor.